Ya bu arada aracım yani yağmurdan dolayı şu an temizlendi. Üzerinde yine bir tabii kir efekti var ama hani ondan dolayı Evet, şu bir an miktar temizlenmiş gibi. temizleniyor. Bir miktar Bir mı? Bayağı miktar. yıkadı ya abi. Ne, gerçekte oldu ki daha ne olacak zaten? Çamur oluşuyor zaten Yani bir yerden sonra. şu an zaten yani halen kir olduğunu kendim Evet. bildiğim için söylüyorum. Bir süre sonra yağmur durduğunda kuruduğundan dolayı artık yavaş yavaş üstünde daha çok belli olacak. Ha bak bu da var. Ya yani bu farklar böyle Yani. bir de lastiklerde böyle bir şey var beni böyle çeken. Yani gerçekteki gibi duruyor ya işte kirlenmesi lastiğin o yüzeyindeki yani sol yanaklarda söyleyeyim mesela. Kirlendikçe böyle daha Evet. da belirgin oluyor. Araçla beraber çok güzel duruyor. Lastikler Aynen. de bayağı iyi mesela. Detay olarak yüksek yani performansı şimdi nasıl olacak? Meta'da şimdi biraz telefonda oynayanlar sıkıntı çekiyor. Gayet doğal zaten test için bunlar çıkarıldı ama herhalde yeni bir sürüm çıkaracaksınız ya da yapıyorsunuz şu an. Yeni bir sürüm hazır. Muhtemelen yakın bir zamanda paylaşılır diye düşünüyorum. Birkaç yapmamız gereken önemli şeyler bulduk. Çok sağ olsunlar. Oynayan herkeslerden teşekkür ediyoruz. Güzel feedbackler aldık. Ne olması gerekiyor, ne olmaması gerekiyor gibi. Zaten birçoğuna da hakimdik. Yapmamız gereken şeylerdi. Ama onların da yardımlarıyla beraber bazı şeyleri değiştirdik. Bazı şeyleri daha optimize ettik. Daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Ama zaten mevcut APK böyle 10 senelik, 8-10 senelik cihazlarda da çalışıyor rahat bir şekilde. Yani grafik ayarlarınızı low ya da medium olarak ayarladığınızda ona göre cihaz performansı da değişiyor. Cihazdaki oyunun performansı da değişiyor yani. Tabii ki de tutup eski bir telefon kullanıyorsanız hiçbir oyunda ultra'ya çekmeyin abi. Gerek yok yani. Boş yere cihazınızdan olmayın. Boş yere ısıtmayın. Eski cihaz kullanıyorsanız ayarlarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz ki zaten şöyle bir şey var. Oyun tamamlandığında ilk başlattığınızda cihazınıza göre otomatik olarak bütün grafik ayarları ayarlanacak. Böyle bir durum da var yani. Ya şu an ortam bayağı iyi böyle sistemisti böyle yani akşam değil de sabah vakti şu an. Ama trafik Evet. şu an mesela Bak, yok. Zaten. şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sağ taraftaki göstergenin altında 0.0 yazıyor. Bak dikkat Evet et. o olay. Ona bir kez dokunursan o şey işte yakıt tüketimini gösteriyor sana. Bir Ha kez bir de dokunursan da saati gösteriyor. güzel. Ya dediğim gibi arayüzde yani gerçekten şey tamir işe bakınca oyuna şey kontroller, ayarlamalar, bir şeyler uyumluluk mesela eksen atama var gamepad için de şu an o mesela ben şu an emülatörde oynuyorum. Denedim direksiyon ya da joystick atamayı da pek hani atandı orada bir şeyler ama kullanamadım gibi. Belki işte tam sürümde buna da belki öncelik verirsiniz. Emülatörde oynanması için. Sonuçta Evet, onları hani orada oynayacağız yani. kontroller bizim için önemli. Bayağı önemliydi. Onlar için üzerinde çalışabiliriz. Yine devam edebiliriz. Onlar için gelen geri dönüşler de bizim için önemli. Mesela direksiyonun geç toparlandığını söyleyenler var. Ayarını yapabiliyoruz ama. Evet, ayarı yapılabiliyor ama ona rağmen diyor ki işte diğer oyunlarla aynı değil. Halbuki aslında olması gerekene yakın bir değerde tuttuğumuz için böyle bir sonuç oluyor. Gayet Ha, normal bunların şeyler ya. hepsini biraz daha bir elden geçirebiliriz. Bir revize süreci olabilir. Ama zannetmiyorum çok fazla. Belki hani sensitivity ayarını değiştirebiliriz. Öyle şeyler olabilir. Bakacağız, kontrol edeceğiz yani. Tabii Ya Yalçın abi ilgileniyor böyle şeylerle. Kendisi uygun ayarları bulur diye düşünüyorum. Ya Ha, bu şu an arayüzde mesela de bana şey gelmiyor. Kontroller yabancı gelmiyor açıkçası. Öyle evet söyleyeyim. evet yani şey zorlanmıyorsun bazı şeylerde bir anlaşılır şeyi var arayüzün. O tarafı çok Evet. iyi olmuş. Yani yoksa gerçekten şimdi bir sürü oyun ne çıkıyor belki karşılaşmak zorundayız çünkü herkes oynuyor oyunu biz de oynuyoruz. Hatta şöyle bak bazı oyunlarda çıktığında ya diyorsun ya şimdi biraz şey bir mazeret var ya her zaman simülasyon hep yavaş gelişiyor ya. Hep sonra yapacağız şeyi var. O Evet. yüzden mesela bir oyunu inceleyeceksin abi zaten bizim için hep aynı konuya geldiği için olaylar. Fiziğinden, Evet. sürüşünden, grafiklerine, şeyine, renk paletine kadar. Bazıları da mesela diyorsun ki yani abi arayüzü şöyle olmuş böyle önemi bile kalmıyor. Çünkü zaten onu çok sonra yapacak ya da hiç yapmayacak. Artık şeye inanıyorsun. Ya oyunun şeyini kurtaralım abi. Modeller düzgün olsun. Biz gidelim yolda iyi bir şekilde oynayalım. Yeter. Ya da mesela performans takılmasın oyun. Buna geliyoruz ama gün sonunda diğer oyunlara bakıyorsan daha böyle hikayeli oyunları oynayanlar, inceleyenler. Geçen mesela izliyorum videoyu. Abi adam o kadar çok şeyden bahsediyor ki yani bizim oynadığımız, incelediğimiz oyunlarda bunlara dikkat etmek mümkün değil. Söylesen anlamı yok. Çünkü zaten olmayacak, zaten yavaş oluyor ve hiç olmayacak belki de. Zaten kısıtlı imkanla yapılıyor ve
Diyorsun ki tamam anlaşılabilir diyorsun ama yani bir 78 seviyesine getirsin demiyor işte Fenerbahçe ya da şeyler ama yani yeni başlayan oyunlarda ya da çıkanlarda böyle işte incelerken bir şey söylerken bazı detayları övmek yanlış oluyor ya da işte dile getirmek onları. Çünkü adam Evet, yapmıyor doğru ya da diyorsun. sonra yapacak. Ama işte Evet. bazıları da şey yapıyor, önemsiyor ve ona göre tasarlıyor. Bu da tabii zamanla alakalı. Sonuçta para kaynağı ya da şey yoksa ya da onu yapan başka biri yoksa. Çünkü şöyle bir durum var. Siz şimdi sen modellemeyle uğraşıyorsun şu an. Evet. Modelleme ve çizim Unity'de işte nerede çiziyorsun şu an mesela modelleri? Modelleri Max, 3ds Max üzerinde çiziyorum. Sesler de dahil oldu. Bir süredir seslerle de uğraşıyorum. Öyle söyleyeyim. Sesler, modeller ve tekstür üzerine. Animasyon bir miktar. Peki ya şimdi Yalçın abi zaten diğer tarafta yapıyor ama şöyle bir durum var. Ama aynı zamanda şirket sahibi bir sürü yapması gereken iş de var. Şimdi iki kişi olunca şimdi Evet. tam İsmail geldi ama şey var abi yani üç kişinin yani çoğu şeyi hani yetiştirmesi ya da işte bir kişinin arayüze bakması, bütün programlara bakması, tasarım bakması ya da işte seslere bakması, o değerlerle oynaması yani biraz şey yani bir hafta mesela diyelim ki bir fiziği mi yapacak ya da bir sesi mi yapacak hani gerçekten odaklanması gerekiyor bir insanın yani bir o kafaya girmesi gerekiyor. Öyle adı Evet. ince belki yapılacak şeyler de çünkü yoğun emek istiyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela interiöre geç abi. Sisi kapatıp yağmur yağdırır mısın? Şimdi tekrar yağmura geçelim. Yani sileceklerini bir çalıştır. Ha mesela burada sileceğiz şimdi bak Şu siliyor gördüğün mesela. görüntüyü yapabilmek için Yalçın abi yanlış hatırlamıyorsam 1,5-2 hafta uğraştı. Ama şimdi iyi oldu mesela. Evet, yani işte uğraşıyorsun, bunun meyvesini alıyorsun en sonunda. Çünkü istediğimiz bir şeydi bu bizim. Özellikle kendisinin istediği bir şeydi. Ve yaptı yani. Hani bak, ondan diyoruz, olmayacak hiçbir şey yok. Ha belki ben biraz abartmış olabilirim. Bir hafta da sürmüş olabilir. Net hatırlamıyorum ama bir hafta gibi bir süre dediğini, 1,5 hafta gibi bir süre dediğini iyi hatırlıyorum. Oradan şey Bayağı bir geliyor işte evet. uğraştı yani. Ya fizikler mesela lastik ya da ses de mesela diyelim ki mantar sesi ya da genel olarak sesler ne kadar uğraştı mesela. Yani kafadan yani çok emek vardı tabii. Bir de onun bir şey var yani sadece öyle yaptı olmuyor. Millet yanlış anlamasın. Mesela Şimdi ne kadar gidiyor bir şey aracın sesine uğraşmak? ya bir kere ses dosyalarının olması gerekiyor. Ses dosyaları için internette baya böyle işte yani ses dosyası satan siteler var. Biz Evet. buralardan bulamadığımız, araştırıp edinemediğimiz sesleri satın aldık. Tamam. Evet. Güzel yani. Bu alınan sesleri ben zaten Adobe Audition'da düzenlemesini yaptım. Oyuna uyarlanabilir, entegre edilebilir hale getirdim. .ogg format dosyalar kullanıyoruz zaten. Bu geneldir. Ya bir WAV kullanılır ya da ogg kullanılır. Öyledir. O şekilde ayarlayıp gönderiyorum. Kendisi zaten yazılım bölümünde nerede ne olması gerekiyor ona bağlıyor. İşte tekerlerin sesi ise tekerlerin sesine bağlayacak şekilde kısa bir kod yazıyor. Ve siz yani araç dururken tekerlekleri oynattığınızda o gacır gücü sesi duyuyorsunuz mesela. Mesela Ya onlar da da mesela yoldan araçların çıkan sesler yani evet. ilginç. Ya araçların sesleri olması gerektiği gibi zaten belli bir işte RPM değerine göre sesler birbirleri arasında pitchleniyor yani tek tek ondan atlayıp ona geçiyor. Ondan atlayıp ona geçiyor. En sonki RPM değeri neyse ona kadar sıfırdan işte en sonki değere kadar bütün sesleri kademeli kademeli duyuyorsunuz aslında. İşte bunların yanında işte yan ürün ne var? Vites değiştirirken çıkan sesler, hava sesleri, işte air dryer vesaire gibi gibi şeyler var. Bunları da zaten yan ürün olarak harmanlayıp duyurabiliyorsunuz yani. Onların ayarlaması yapılabiliyor. Basit Ama şeyler biraz. fiziğe de bunun etkisi var şimdi aracın diğer detayları da bağlantılı Tabii. olması gerekiyor. Hepsi bir gün içinde o Tabii yüzden tabii. diyorum yani hızlanması gerçek tıra benziyor işte durması seslerin çıkarması filan kupanın Ya sallanması. her Grafik de şey, var her burada şey. bak Bertan grafik de var şimdi Evet. bunları yapıyorsun bir de grafik ve bu yansımalar filan bunların derdi çok yani bence çok aşırı bir şey var Yani sorumluluk var. şöyle söyleyeyim. En ufak bir şeyi oynattığınızda komple bütün yapı değişebiliyor. İşte onu da Bu diyorum yani sen nasıl domino taşı bir şey etkisi eklemek yapıyor istersen yani. bozacaksın yani sistemi o da var. Bug'lar Evet. oluşabilir. Bir sürü şeyle uğraşıyorsun mesela. Atıyorum. Herkes Evet. uğraşıyor bunlarla ama Evet. kimisi belki biraz şey oluyor yani. Bazen hani temel şeyleri yapmayınca sonra yaptıkları anlamsız kalıyor. Sonra diyoruz ya işte ya gerçekten onu çıkarma diyorsun ya işte bir hafta, 1,5 hafta onunla uğraştı, 2 hafta onunla uğraştı, bir ay onunla uğraştı. Ya gerçekten belki 3 ayda bazı oyunlar var. Fiziği biraz elleseler. Gerçekten işler yoluna oturacak ve hani parayı o kazanacak abi biz kazanmıyoruz ki parayı. Evet.
Ve ya öyle bir noktaya geldik ki oyuna Bertan. Yani gerçekten girip oynayacaksın ve hayranlıkla izleyeceksin oyunu. O evet. Olay olmadı ki şu an herkes kızgın bu duruma. Yani o yüzden evet. Biraz tıkandık. Yani ya bu oyunda şey, o yüzden söylüyorum böyle şeyler var diye. Ya abi işte bütün günün yorgunluğunu bir şekilde atacaksın üstünden. Nasıl atacaksın? İşte bu oyunları oynayacaksın. Artık tabii ilgi alanın neyse. Yani insan o şeyi yaşamak istiyor. O atmosferi yaşamak istiyor. Hani her ne kadar içinde bulunmasa da bir kamyonun ne çektiğini biraz yaşasın abi yani görsün. Bunda ayıp bir şey yok, kötü bir şey yok yani. Öyle yani sadeleştik bir yanı yok yani bu şey. Zaten aynen, yapmasın abi yani, şey yapmayacaklar. Yapmasın bence. Gitsin fantastik yani, oyunlar yapsın. Belki daha başarılı olacak. Belki tutacak milyon dolar kazanacak. Ya ben onu istiyorum artık. Yapmayın abi. yani La Fontaine masalı gibi oyun yapmak kötü ya. Hani niye öyle rengarenk bir oyun yapılsın ki? Yani dümdüz renk. Her şey renkten ibaret. Evet. Her şey düz fiziklerden ibaret. Hoş değil ya ne bileyim. Abi düz fiziği de geçin. Bak Unity'de ya da Unreal'da bakıyorum bazı şeylere. Şöyle yani o fiziği bile biz belki bulsak oyunda çıkan oyunlarda abi tamam yani öyle de oynanır. Niye peki biraz daha ince bir ayar yapıyorsun? O panel sonuçlar şimdi sen dedin. Şimdi Yalçın Şen dedi ki ayarlıyor bunlar da o panelleri bir şeyle yazıyor ve belki de bir şeyle hazır alıyorsunuz bu kontrollerle ilgili, araç fizikleriyle ilgili, sistemle falan. Böyle bir şey aldığınız için Unity'ye entegre ediyorsunuz onları. Şimdi tabii ki de hazır bir zaten Unity'nin kendi içinde satın alınabilir birçok aseti var. Yani hazır satın alabiliyorsunuz. Fizik asetleri var mesela, fizik yazılımları var. Bunları satın alabiliyorsunuz. Mevcut zaten fizik motorunun üzerindeki düzenlemelerle, bayağı geniş çaplı düzenlemelerle bu hale geldi. Aslında artık ilk haliyle hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok hem de. Çok bambaşka bir şeye dönüştü. Yani oyun motorunu şimdi ya, kendi ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirdiniz. Yani bu Air Studio'nun yaptığı şey öyle. Ama bak, hani burada tabii çıkan evet. Şey ortaya biraz daha önemli olunca bizim için değerli oluyor yani. Evet, doğru bir değerlendirme oldu. Gerçekten kendi ihtiyaçlarımıza göre. Mesela şu dorsenin üzerine bir işte ekskavatör değil de İki tane ekskavatör koyup ağırlığı ona göre girdiğinizde aracın tepkisi, motorun tepkisi, momentum vesaire her şey ona göre değişir. Yani böyle de güzel bir yanı oldu. Çünkü yapı oluştu artık yani o şeyi oluşturduk. Yani bundan sonra tabii yani geliştiricilerin yapacağı işte herhalde belki DLC belki bilmem ne. Yani bundan zaten şey hak edilmiş olur. Evet. Yani o yüzden çoğu kişi yazdı ya işte PC'ye çıksın ne kadarsa verdim ya da işte şey diyorlar yani. Hani bu oyun gelişmeye devam etsin, bırakmasınlar ve destekleyelim, bir şey yapalım ya da işte PC'ye çıkacak. Yani. Sonuna kadar devam edin. Çok böyle bu, gerçekten şey yalvama demeyeyim de yani burada yanlış anlamış kimse. Durumun farkında olduğu için insanlar artık sıkıldıkları için artık o konuma geldi. Bir de tanıdık insana da olunca tabii işin içinde Türkiye'den birileri de olunca sonuçta Türkiye'de Konya'da geliştiriliyor oyun. Yani tamamen yerli ve yani milli bir şey oyun ve bu sistemden yazılmış. Tabii ki de yine söyleyeyim yani Google Play'de pek çok oyun olabilir yani alternatif bahsediliyor yorumlarda falan. Ama onları tanımıyoruz abi şimdi yani sonuçta içimizden birileri yaptığı için ve ona göre hani anlatmak tanıtmak zorundayız belki. Ben çünkü bundan sonra şey yapacaksın. Elbette oyun durumunda şey yaptık ya tanıttık yazdık haberler ama şimdi şöyle bir noktaya geldi oyun. Hani buna bir güncelleme çıktı Bertan ya da işte bir şey mi gelecek? Şey kafasındasın artık hani bunu ana oyun olarak görüyorsun ve her şeyi aktarmak zorundayız. Bazı oyunları bir yerden sonra yapmıyorsun. Sonuçta oynamıyorsun da ilgilenmiyorsun ama hani bu biraz şey bu simülasyon tarafında yaptığın çalışmalar şey yaptı bizi. O bağladı zaten oyuna ve merak ediyorsun hani bir sonraki adımda daha önce dedin ya işte yapamadığımız pek çok şey var. Burada yer alınan pek çok şey var. Belki Dorsey güncellemesi değil de belki Dorsey'de belki başka bir simülasyon olacak gerçekte olan. Daha önce hiç görmediğimiz. Yani bunlar olacak mesela bunların haberleri ya da işte paylaşımı sosyal medyada falan videosu. Yani inanılmaz bir ilgi görür ve insanlar beğenir bunu. Herkesin mutlu olması benim için daha iyi. Çünkü bir şey yapıyorsun ve öyle video kalıyor. İyi bir simülasyon geldi mi o kullanıcıya bir fayda sağlıyor mu? Ya da işte doğru mu o kullanıcı onu beğeniyor, topluluk onu beğeniyor mu? Ya da devamı böyle ardı ardına planlı bir şekilde yani bir kabul edilebilir şekilde geliyor mu? Ondan önemli. Yoksa yani izleyiciler mutlu olmadıktan sonra öyle videoların anlamı kalmıyor benim için. Yani bıkıyor insan ve çok etkiliyor yani. Hem çekeni etkiliyor hem oyuncuyu etkiliyor. Bir tıkanıyoruz yani o yüzden söylüyorum. Biraz böyle farklı şeylere gidiyor ama artık şeye geldik ya bak mesela delikli bir yol var. Bozulmuş burada. Asfalt yok. Mesela bunlar da fizikte. Bunları da eklemişiz haritaya. Evet. Yani bunları mesela nasıl çalıştırdınız bu haritada? Yine aynı şekilde Collider dediğimiz sistemle çalışıyor. Unity üzerinde buranın bir göçük olduğunu tanımlatıyoruz. Buranın kırık bir yer olduğunu tanımlatıyoruz obje üzerine. Araç üzerinden geçtiğinde fizik de ona göre değişiyor. Yani orada gerçekten bir 3 boyutlu bir obje var. Fizik ona göre değişsin diyoruz. Ve ona göre değişiyor yani. Ben burada şimdi işi teslim edeyim sonra da bir yıkayayım şu aracı ya. Bir kirlendi böyle bayağı bir. Hani yıkama istasyonu malum. Biraz böyle ya şey bu, oldu. Bu olay mesela hani
bir kamyon oyunu yapıyorsun ama ne? Hepsiyle aynı olacak. Yani yine bir yerden yük alıp bir yere götüreceksin. Evet. Bir farklılık olması lazım. Tamam, bir değişiklik aslında olması gerekiyor. Bir şey oynatmalı. Yani biz bile oynamalıyız. Ya ben mesela severek oynuyorum. Hani beta'da olmasına rağmen ben her akşam test ediyorum. Hani nerede bir hata var, nerede ya bir şey var. Ya biraz huzur veriyor ya bu sesler, sürüş, tekrar ve, o evet, denge. Ya açıkçası hani bunu şey yaptık diye, biz yaptık diye söyleyecek değilim yani. Hani ben oturup baya baya oynuyorum abi. Beta'yı test etsem de zevk alarak oynuyorum yani. Evet. Akşamları mesai bitiminde bir yarım saat takılıyorum. Bir saat takılıyorum. Ya sorunlar varsa belli, evet. Not ediyorum. Ertesi gün aktarıyorum patronumuza. Kendisi ilgileniyor. Benim yapmam gereken şeyler oluyorsa yapıyorum. Ve her seferinde de aracı kirletip getirip yıkıyorum yani. Hani bunu yapıyorum çünkü hoşuma gidiyor. Bir şey beni çekiyor yani. Ya 10 yıl önce bu Sprint Tires'ten çıktı ya da başka oyundan çıktığı şey demolar olurdu böyle. Böyle yeni oyun açardı. Onları görmüyorduk daha önce. Bilmiyorduk. Böyle şaşırıyorduk onları oynarken. Biraz ona benzemiş o bu fizikler, bahsettiğin konular. Böyle bir şey, bir süreci tekrar başlatıyor yeni çıkan oyunlar. Ya her şeyden bak, her şeyi bir kenara bırak. Kamyon oyunu olmasını da geçtim. Bir oyun yapıyorsak, bir ürün planlanıyorsa farklılık olmalı. Artık değişik şeyler olmalı. Yani bir şeyi geçtik, o basamağı geçtik, o bayrağı geçtik yani. Pazar artık doydu farklı. Artık onları ya. Millet evet, doydu aynen öyle. Bir yere kadar çok yani. Doğru. Bak sen yıllardır içindesin abi. Hepimizden çok simülasyon oyunları konusunda haberlerini yapan, işte makalelerini hazırlayan, ne bileyim videosunu çeken, oynayan sensin. Mesela artık yeter değil mi? Yani bir yerden sonra buraya kadar geliyor yani. Bu insanın burasına kadar geliyor. Yeter artık, bayıyor yani, bir süre sonra baydı diyorsun. Kapatıyorsun, gidiyorsun. Baydı ama ya. Artık farklı bir şeye girilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu hani ben de hem bir yandan böyle oyun sever biri olarak, simülasyon oyunları özellikle seven biri olarak söylüyorum. Bence asıl samimi karşılanması gereken, samimi olunması gereken konu bu. Evet. Gerçekten bu konuda samimi olmamız lazım. Ya otobüs oyunu yapıyorsanız ya bir farklılık yapın artık. Değişik bir şey olsun. Yani herkese aynı zamanda da herkese hitap edebilecek bir şey olsun. Ya yani bir iki otobüs oyununda da mevzu aynı şey olmasın. Yolcuyu al götür bırak, yolcuyu al götür bırak falan değil de arada yeni yeni şeyler olmalı. Gelmesi gereken şeyler temelde gelmeli diye düşünüyorum. Yani zor olmamalı ya. Hani biz bile oturup iki kişi, üç kişi şunu bir hedefimizi başarabildiysek, yapmak istediğimiz şeyleri yapıp, sizin de mesela senin de görüşlerinden yola çıkarak söylüyorum, diğer oynayan herkesin görüşlerinden, yerli yabancı herkesin görüşlerinden yola çıkarak söylüyorum, gerçekten beğendirebildiysek, biz yapabildiysek herkes yapabilir, niye yapılmasın? Ben isterim mesela bir tane böyle bir yerli ya da yabancı bir rakip çıksın, böyle farklı bir şey yapsın bize. Ben oynarım abi yani, niye oynayayım? Tekrar etmesin diyorsun yani. Şey olarak. Aynen. Yani hep aynı şeyler olmasını istedik. O yüzden böyle bir şeye giriştik. Devamı da inşallah gelecek diye düşünüyoruz. Halen çalışmaya devam. Bırakmak yok. Öyle bir şey yok bir kere yani. Yani bu bizim bir şeyimiz oldu. Nasıl söyleyeyim? Kilometre taşımız oldu. Bırakırsak olmaz. Hoş olmaz. Yani tam şeyi bile söyleyemedim. Tanımlamasını bile zor yaptım yani. Bırakmak, ya burada bir şey var. Ayrıkçılığı öyle var. Bertan yok, diğer oyunlardan yani öyle, dolayı. Öyle yapıyorlar falan. Olmuyor. Ya bu bir anlamda ben hani tanımlaması biraz abartılı gelebilir ama bu bana bir evlat gözüyle geliyor. Bir evlatmış gibi. Hani bir şey yani. Bir ne bileyim, bir köpeğiniz olur. Bir kediniz olur. Bir şey olur. Hani ona evladınız gözüyle bakarsınız. İşte gözünüzden sakınırsınız. Beslersiniz. Büyütürsünüz. Bir yerlere getirmeye çalışırsınız gibi gibi. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle bir abartılı bir tanımla söyleyecek olursam yapım tam olarak benim açımdan en azından öyle. O yüzden bırakamam yani, öyle bir dünya yok. Ya yıllarca şey desteklediğimiz oyunlar oldu ya, böyle çok güzel şeyler başladılar, fiziklerdir, işte dinamik araziler bilmem nelerdir. Sonra çıkıyor ama işte para kazanamıyorlar, biraz vizyondan kaybediyorlar, motordan kaybediyorlar belki, işte çalışanlar, işte sonuçta sürekli giden bir maliyet var, şey var, giderleri var yüksek sonuçta. Ama sonra yine kayboldu ve böyle ola ola ya da son çıkan oyunların böyle basitliği kalıyor. İşte bir şey yine kaliteli olamıyor PC için, mobil için. Mobile bir şey diyemem. Gerçi mobilde hani bir şekilde tutturuyor insanlar da, PC'de olay çok daha ciddi ve zor olduğu için. Şimdi yine aynı noktaya geçeyim mesela. Söyle istersen. Lafını kesmiyor mu? Nasıl söylenebilir? Ben mesela bazı yapımların bir süre böyle kendini gösterip piyasaya bir göz kırpıp sonra kaybolmasının sebebini tam anlayamıyorum. Yani kişisel sebepler biraz sanki ağır basıyor ya da işte
Bir acayip geliyor. Yani neden bir yola giriyorsunuz, devamı gelmiyor ya da hiçbir açıklama, bir şey olmadan bir anda ortadan kayboluyor. Onu ben de açıkçası tam bilemiyorum ama bazı oyunlar var mesela 5 yıldır işte bilmem üçüncüsünü getireceğiz diyor mesela. 5 yıldır aynı şey söyleniyor. Bir tane 5 yıl önce video yayınlanıyor. 5 yıldır kimse yok ortada. Ya da ne bileyim 3 yıl önce bir şey çıkıyor. 3 yıldır ortada piyasada kimse yok. Abi niye yani? Hani biraz daha sosyal medyanızı geliştiremiyor musunuz? Biraz daha bir şeyler yapamıyor musunuz? Ya da işte biz şu şu aşamadayız ya da şöyle şöyle şeyler oldu ya da yapamadık denilemiyor mu mesela? Hani bunun ayıp bir yanı yok. Değil mi yani? Hani biraz o oyuncuları düşünmek lazım diye düşünüyorum. Ya birçok Ya yapım öyle heba oldu gitti yani. evet. Kayboldu gitti dediğin gibi. Son bir şey daha soracağım. Bu fiziksel hasar oluyor ya da görsel hasar oluyor, böyle içine girme olayı ya da çizilme gibi şeyler. Yani ileride olabilir mi mobilde? Çünkü çok şey isteniyor ama biraz sanki zorlanacak şeyler. Şimdi aslında 1-0 sürümünden hemen sonra bir öncelik sırası yapacağız. Ha, evet. Yol haritası açıklanacak mı bize? Yani biz onu görebileceğiz mi? Yol haritası neler neler gelecek işte belli dönemlerde. Muhtemelen evet görünecek. Yani bunları açıklayacağız. Ne olacak, ne bitecek ve yaptığımız her şeyden kısım kısım videolar şeklinde sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Güzel. İşte şu an şununla uğraşıyoruz. Planlarımız şu şekilde. Böyle devam edeceğiz. Ama şimdilik şununla uğraşıyoruz gibi gibi interaktif bir şekilde işte bütün takipçilerle beraber konuları paylaşacağız, mevzuları paylaşacağız. Yani neredeyiz, ne yapmaya çalışıyoruz. Onların hepsini tek tek göstereceğiz. Hasar alma konusu şu an için hani kozmetik olarak bir hasar söz konusu olmayabilir. İlk etapta söylüyorum. Mekaniksel olarak işte hasarlar olabilir. Onu da ara yüzde görürsünüz. Ya da oyun içerisindeki herhangi bir yerde görürsünüz. İşte motor hasarı, şanzıman hasarı, Ha, ne bu bileyim o böyle bir tarz şeyler sistem varsa olabilir. güzel yani. Olabilir. Hani henüz tam ben de bir şey bilmiyorum. Bu konuyu da henüz konuşmadık. Yani henüz o konuya bile erken gözüyle bakıyoruz. Ya gayet normal yani, şey Evet. biraz yanlış anlamasın. Çok şey var. Biraz da böyle insanlar yapabilecek gözüyle bakıyor şu an size. Hani ben de öyle bakıyorum açıkçası. Çünkü dediğin şeyler aslında hani. Bakılabilir Hasan. Her türlü bakılabilir. Herkes öyle düşünebilir. Her şey yapılabiliyor. Ben bunu Evet. bizzat gördüm. Yalçın abi bizzat gördü. Ya Bizzat bu denedik. evet, ispatlandı biraz da. Oradan şey Evet. soracağım. Şimdi mesela sen 3 yıldır Unity'yi öğrendin artık, biliyorsun. Evet. Bir oyun geliştirme olayını zaten herkes şu an izledi, dinledi. Nasıl olduğunu da biliyorsun. Modelleme dışında zaten biliyordun, onları dahil etmiyorum şu an. Ama şey soracağım, şimdi mesela Unreal'da mı gelişmek daha iyi simülasyon yoksa Unity'de mi? Yani şu an bakacak olsa. Çünkü Unreal'da kullandın galiba. Bir de ilgilisin biraz o konulara. Evet, şöyle söyleyeyim. Aslında oyun geliştirmek isteyen herkes her türlü motorda oyun geliştirebilir. Bir kere bunu bu konuda hemfikir olalım. Herkes her türlü motorda her türlü oyunu geliştirebilir. Bunu herkes yapabilir. Hani biraz bilgi istiyor, tamam. Biraz işte görsel algı konusunda işte iyi bir durumda olmanız gerekiyor. İyi analiz edebilmeniz gerekiyor vesaire. Yazılım yönünüzün yeterli olması gerekiyor gibi gibi. Eğer bu tarz kıstasları tamamlayabiliyorsanız her türlü motorda oyun yapabilirsiniz. Ama programlar olarak ayırırsak Unity kesinlikle mobil oyun için en uygun olan programdır. Yani Unity üzerinde istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz ve optimizasyon konusunda da eğer iyi çalışırsanız, optimizasyon konusunda iyi şeyler yaparsanız, modellerinize dikkat ederseniz, az evvel de söylediğim gibi yayının başlarında scriptlere de dikkat ederseniz, daha böyle hani algoritması daha yüksek, kuvvetli scriptler yazarsanız, kodlar yazarsanız yapılabilir Unity üzerinde. Ama Unreal'dan yapıyorsanız hitap ettiğiniz kitle önemli ve çıkmak istediğiniz platform önemli. Ya da asıl mesele amacınız önemli. Ne yapmak istiyorsunuz? Mesela Unreal Engine kullanacaksanız mesela bir görsel tanıtım olabilir, film olabilir, film sektörü olabilir ya da ne bileyim ileri düzeyde A++ diyorlar herhalde. O tarz oyunlar olabilir. Bilgisayar AAA oyunlar, ama oyunları. onlar da Aynen. bizim şeyimize pek olmuyor ya. O yüzden simülasyon tarafında Evet. daha Gördük. kısıtlı. Yani Unreal'da yapıldığında gördük neler olduğunu. Evet. Tamam görüntü güzel olabilir ama oynanış açısından tartışılır. Dediğim gibi yani Unity size daha böyle mobil oyun geliştiriyorsanız
daha böyle güzel bir platform sunuyor. Daha böyle optimize edebiliyorsunuz. Daha rahat boyut olarak işte boyut açısından daha rahatlıyorsunuz. İşte dosya sonuç itibariyle işte 3 GB'lara, 5 GB'lara, işte 10 GB'lara çıkmıyor. Biraz daha böyle optimize bir boyutta kompres edip dağıtım yapabiliyorsunuz. Ama Unreal'a girişiyorsanız bir kere boyutu unutun. Zaten görseller çok böyle fotorealistik düzeyde olduğu için oraya hitap ediyor. Yani daha böyle fotorealistik işler yapmak istiyorsanız Unreal kullanırsınız. Ama daha minimal telefon gibi basit cihazların, görüntü işlemcilerinin yeterli olabileceği oyunlar yapmak istiyorsanız Unity kullanırsınız. Biraz aslında bize kalmış bir şey. Tabii hani amacımız ne? Bilgisayara mı oyun yapıyoruz, telefona mı oyun yapıyoruz? Ona göre programı seçmemiz lazım. Bilgisayara yapıyorsak Unreal daha iyi. İşte telefona yapıyorsak Unity daha iyi kesin. Yani Unreal'ın bazı çalışmaları var hani telefon oyunları için ama henüz daha Unity kadar değil yani. Orada öyle biraz değil. Apple'la davalar vardı hani mağaza olayında filan vesaire. Çünkü evet, kendi son yayınladığı oyunları şey yapmıyoruz. Kendi mağazası satmak istiyor. Apple Store'u satmak istemiyor biraz. Son öyle gelişmelerden biraz çok çok haberdar değilim açıkçası. Dediğim gibi hani sadece buraya odaklandık. Burayla ilgileniyoruz. Son gelişmelerden çok haberdar değilim ama dediğim gibi bazı şeyler geliştiriliyor diyebiliyorum en son Unreal tarafı. Şimdi bazı oyunlarda bahsettik gerçi videoda ama bazıları da şimdi hani diyoruz ya fiziğe falan şeye geliyor. Şimdi oyunu inşa ettiğiniz için biliyorsun yine bahsettin bir şeyi değiştirmek zorlanabiliyor. Şimdi bazı oyunlar var elimizde örnek olarak. Unreal'da veya Unity'de otobüs simülasyonu da şeyler. Yani bir sürü şey inşa ediliyor harita anlamında genişliyor, otobüsler çıkıyor ama bir türlü böyle hani evet, fiziğin istenen şeyi gelmemesi çok üzüyor tabii insanları. Evet. Bir şeyler yapılıyor gene olmuyor. Bu şey ne kadar şeye bağlı. Sen şimdi baktığında o oyuna baktığında hani o şeyi düşünerek, arka planı düşünerek yani düzeltebileceğini görebiliyor musun? Yani birisinin düzeltebileceğini ya işte birkaç ay çalışıp birkaç ay maaş alıp abi niye düzeltebileceğini görebiliyor musun? Düzeltilmesin? Yani neden düzeltilmesin abi? İstenilen her şey yapılabilir. Yani zor bir şey değil. Bir fizik motoruyla uğraşmak takıntılı biri için zor bir şey değil. Yani hayır arkadaşlar bu otobüs böyle gitmez. Hop bir dakika yani tekerlekler falan ne oluyoruz falan filan deyip girişip daha gerçekçi, daha realistik seviyelere getirebilecek insanlar var. Yani niye olmasın? Hani bir de şey de olabilir. Biraz kişisel bir mesele de olabilir. Mesela bir başkasına kontroller çok güzel gelir, fizikler çok güzel gelir, bir başkasına kötü gelir. Şimdi yapımcıya da biraz hak vermek lazım bu bağlamda. Şimdi adam tamam bir fizik motoru üzerinde çalışıyor ama herkesin aynı görüşte olmayacağını da düşünebilir. Bu bağlamda fizik motorunu geliştirirse evet, totalde senden de, Ahmet'ten de, Mehmet'ten de, benden de ortalama bir yorum alabilir. Ama çok fazla kendine göre geliştirirse bu sefer senden benden o yorumu alamaz. Yani o feedback'i alamayacak yani. Daha olumsuz yönde değerlendirilecek. Bir yandan da bu şekilde hak veriyorum. Ama düzeltilemeyecek hiçbir şey yok yani. Yani ne bileyim bir arabanın araba gibi gitmesi, bir traktörün traktör gibi gitmesi bunlar yapılmayacak şeyler değil yani. Ya düşün şey bir de var Hasan. Motion capture dediğimiz bir olay var bizim. Gerçek insan hareketlerini işte gerçek kemiği birebir artık dijital ortama aktarabiliyoruz yani. Niye halen mesela şeye şaşırıyorum ya. Bir oyun var. Haritası falan çok güzel, müthiş. Her şey çok iyi. Asetler falan dolu dolu böyle. Belki biliyorsundur. Atmosferi de güzel. Ama bakıyorsun insanlar hani böyle o yolcular falan halen çok kötü yani modeller. Küçük gibi. Paint de çizilmiş. Yani yürüyüşler falan filan, rigler, animasyonları bir acayip. Yani abi kullansanız da teknolojiyi yani bunlar şey değil tamam ince detaylar ama ya zaman önemli para, detaylar yani. Aklı da işte dediğim gibi bazı temel şeylerin bence parayla ilgisi yok yani bildiğin hani topluluğun da böyle yıllarca istemesi bir şeyi ya da bir şey yap zorla hani feedback vermesi ama gene olmaması garip yani. Çünkü çözecek ya o meseleyi çözecek yani daha çok oynayacağız oyunu. Evet ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün bir tane telefon kamerasıyla basit bir şekilde bir yerden bir yere yürüyün, onu animasyona çevirebiliyorsunuz. Bir videoyu evet, mesela. Evet, senin bazı çalışmalar var. Hatta burada 3D tarama şeyleri var değil mi? Gerçek görüntüleri burada aktarıp bir şey yaptın. O ışıklı bir şeyler vardı, yeşillik meşillik. Bahçe falan vardı. Tabii, burada. Yani burada birçok obje zaten tarama objesi. Yani her şey neredeyse tarama objesi diyebilirim. Objeler vesaireler, bir şeyleri kendi
yani gerçekçilik algımıza göre yaklaştırmaya çalıştık, öyle söyleyeyim. Tabii çoğu da değil. Mesela binalarda mesela modüler sistem olduğu için tekstürlerin de aynı şekilde tile etmesi gerekiyor gibi gibi şeyler var. Onları da yapamıyoruz ama tek başına objelerde, UV'si tamamen açılmış objelerde yapabiliyoruz bazı şeyleri, istediğimiz şeyleri. İlginç. Yani evet. Elinize sağlık gerçekten. Çok böyle şey oldu, video dolu dolu oldu. Ben de istediğimi aldım. Hani gerçekten duymanızı istiyordum ya şey olarak. Evet. Çünkü bir şeyleri böyle yani konuşuruz tabii ama direkt şimdi mobil oyun geliştiren birisinin ve şey topluluktan gelen birisinin anlatması başka oluyor yine. Ve yine bazı konuları da açıklığı getirdi. O yüzden hani işte bazı oyunda neden böyle işte fiziği gelişmemeleri ya da inatla bir şey yapmamaları feedback verilmesine rağmen ve ısrarla belirtmesine rağmen, hatta ben bazılarına defalarca çıktığından beri yazıyorum ve altına çalışıyorum ama yani olmayınca olmuyor mu? Yapmayınca gerçekten yapmıyorlar. Nasıl bir inat bu, ben bilmiyorum. Ben artık millet şeye geldi. Parasını versin millet gerçekten bir şey güncelleme için, fizik güncelleme için parasını versin ve hani o şekilde mi geliştirsinler? Öyle mi istiyorlar? Yani yapanlar da razı var aslında. Millet. Yani yapanlar var aslında. Bağış toplayıp işte biz oyun geliştireceğiz diyenler oldu. Ama yani yanlış işte, hatırlamıyorsam ayar kırıldı sonra. Evet, yani mesela Mudrunner sanırım öyle geliştirildi diye biliyorum ben. Ya Mudrunner yok. Yani, Mudrunner değil de Catenet Crafts dediğin öyle oldu. Mudrunner'daki davalar farklı. Şimdi oraya gelirsek hiç çıkamayız zaten videoda. Bir saat daha konuşmamız lazım yani, olaydı. Evet, öyle bir olaylar vardı. Hani böyle bir bağış kampanyası açılıp işte bir şeyler falan olmuştu diye biliyorum. Yapanlar var illaki de. İşte gene günün sonunda aynı sonuna geliyor ve aynı sonuna dolayı aynı gidiyor yani. Ya şimdi biz şimdi kendimizce değerlendiriyoruz. Ben az önce telefondan video çekme olayını animasyona çevirme falan filan dedim ama abi, bunu gerçekten bilen bir insan belki ya o işte öyle olmuyor senin dediğin gibi diyebilir. Yani illaki denecek yani bunlar ama ya ben kendim oturup uğraşıp yapabiliyorsam ya da Yalçın abi oturup uğraşıp yapabiliyorsa ya da İsmail oturup çalışıp yapabiliyorsa herkes yapabilir. Bütün mevzu bu. Aslında bunu söylemeye çalışıyoruz. Evet. Ya o olay belki şimdi video izleyen geliştiriciler olabilir. Yani mobil oyun yapanlar, farklı şeyler yapanlar, belki modelleme yapanlar. Onlar da zaten yorum atarsa güzel olur. Çünkü hani bayağı önemli video oldu bence. Hani video bu oyunun ilk videosu dedim ya işte bu çok önemli bir video falan. Net böyle hani şey anlamasın çünkü biliyorduk neyin geldiğini ama hani herkesin görmesi ve beğenmesi gerçekten önemli. Çünkü bu da işte ikinci önemli video oldu iki haftada. Benim için de çok özel bir yeri oldu bu çalışmaların, bu videonun, burada işte konuşma fırsatımın olması, bu kadar insanla beraber bir şeyleri paylaşabiliyor olma fırsatımın olması benim de hoşuma gitti. Ve beğendirebildiysek, beğendiyseniz ne mutlu bize. Yani inşallah daha da ilerisi olacak ki yine diyorum biz bu oyunu bırakmayacağız, devam edeceğiz. Gidebildiği yere kadar gidecek ve elbette illaki bir yerde bırakacağız ama o günler çok uzak yani. Ya o bıraktığın nokta mı şimdi doyurucu olursa sıkıntı yok ki. Bir sonraki oyunu yaparsın. Evet. Belki hiç yapmazsın. Her belki otobüs yani. Gelsin. Belki başka bir şey yaparsın. Yani. Mesele o değil. İyi olan şeyler var ya. Hani aklımıza kötü kalmasın. Mesele o ya. Hani iyi adım diyor. Her şey olsun. Her oyun bir yerden sonra duruyor ve yeni bir versiyon çıkıyor. Yeni bir versiyon çıkıyor. Bahsettiğim şey bu aslında. Atıyorum 3 bitecek, 4 gelecek, 4 bitecek, 5 bunlar olabilir yani. Ama o gün gelene kadar inşallah doyurucu bir şeyler dediğin gibi olacak yani. Ya başka bir oyun yaparsınız. İlla kamyon olacak diye bir şey yok mesela bundan sonra bence. Çünkü bak duraklar falan da var burada, otobüs var ya da işte bu sistem başka bir versiyona dönüşülebilir. Hani o kadar sınırsız ki bu şeyi yaptıktan sonra çok kapı açılıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani bazı oyunlarda işte o kapıyı açmak için o bir şeyleri doğru yapmaya gerekiyor. Onu yapacak insan da var. Para da var bazılarında ve boşa para yakan stüdyolar var. Gerçekten boşa giden binlerce, on binlerce euro var. Hani millet şey Türkiye'de bakınca biraz garip gelebilir ama hani gerçekten dışarıda bir de hayat standardı da işte belki işte şartlar da biraz daha iyi bazı konularda. Günün sonunda nelerse işte bilmiyorum ya daha böyle oralara göre daha küçük ölçekte olan stüdyolar işte belki daha az para kazanan ya da işte çalışan maaşla belki daha az olan firmalardan böyle bir oyun görebiliyoruz. Yani bir sürü oyun var. Ben onlar da mesela konuşmak isterim ama mobil oyunda biraz şöyle var, şu var ya Berk'ten. Pek ortaya çıkamıyor bazı geliştiriciler. Yani biraz kapalı kapılar ardında geliştiriliyor ve böyle biraz daha şeffaf ve şey olamıyor. Yani PC oyunu geliştirenler gibi olamıyor belki ya da işte ulaşamıyorsun onlara. Hani böyle şeyler ulaşmıyor çünkü mobilde daha çok para kazanıyor. İşte böyle zaten kendi olayına bakıyor ve milyonlarca insan ulaşıyor.
Gerçekten bu böyle yani, milyonlarca cihazı indiriliyor oyunlar. Ama böyle evet, bir şeffaflığı göremiyorsun orada. Ya da topluluk böyle etki ediyordu belki ama biz mi oynamıyoruz, takip etmiyoruz bazılarını. Belki onun oluyordu, bilmiyorum. Belki benim de şeyim var orada ama. Sonuçta mobil oyun. Çok hani bir sürü oyun dışında bir de bununla uğraşmak, takip etmek beni zorluyor. Ama böyle özel oyun olunca tabii yani ilgilendiğim falan. Bir sürü böyle birkaç tane oyun var mesela. Onları takip ediyoruz. Bir şey iyi hale gelsin istiyoruz ama hani bazıları gecikiyor falan. Yine de oluyor ya. Yani bizden bileni yapması ve doğru olması güzel. Yani bence bu bir sürü kişi örnek olacak bu oyun ve şey, belki şu an bazı stüdyolarda belki de konuşurlardır işte bu teknolojiyi görüp ya da başka şeyleri görüp ya da bu ilgiyi görüp. Sonuçta şey, insanın istediği şeyi yaptınız. Burada söylenecek bir şey yok. Herkese eline sağlık. Yani daha ne diyebiliriz yani. Teşekkür ederiz. Böyle sabaha kadar övmek istiyor insan tabii. Çünkü şey var. Boşa giden bir şey yok ya burada şimdi. Net ortada. Vallahi adamlar öyle düşündürüyorsak yani. Öyle düşündürüyorsak ne güzel. Ya biz aslında hani bak bu FMAX olayında ne konuşuyorduk? Hani hep diyorduk ki böyle olsun ya. Böyle olmalı ya da. Hani evet, bu böyle olmalı bu iş diyorduk mesela. Hop. Evet. Belki bunda da aynı şekilde tanımlanabilir bir miktar. Evet evet. İşte orada başarılmıştı özellikle... ya bir şeyler. Gerçekten ciddi anlamda o mod bir dönüm noktası oldu ETS2'de. Özellikle evet, Türkiye'deki şey, komünitenin mod kalitesi anlamında. Şu an o çıkan işte modlar mesela çok daha iyi bir duruma geldik sanki ondan sonra. Yani sadece o modla demeyeyim de. Bir böyle yapılabildiğini ve işte kaliteli olduğunda ne kadar iyi gördüğünü anladı insanlar. O da tabii sizin sayenizde oluyor aslında. Bayağı bir uğraştı çünkü ben biliyorum arkada neler olduğunu. O yüzden insan hani kolay olduğunu zannetmesin. O günlerce aylarca bayağı... zor şartlarda bir şeyler yapıldı. FMAX'in bütün dosyalarını alıp buraya gelip işte şirketten bir süre müsaade isteyip bitirmeyi evet öyle bir şey de yapmıştı. Yani. Ya, öyle. O yüzden ona tekrar teşekkür ederim buradan. Öyle bir şeyler olmuştu yani. Ya biz bir şeyi kafaya koyuyorsak yapabiliyoruz. Herkes de kafaya koyduğu bir şeyi gayet düzgün bir şekilde, rahat bir şekilde yapabilir. Sadece zaman önemli. Evet, bir miktar zamanımız gidiyor. Bir miktar işte ömrümüzden belli bir yıl gidiyor ama yine de bu dünyadan gideceksek bir şey bırakalım abi, niye olmasın yani. Biraz da böyle düşünüyorum. Çok genel anlamda tabii. Çok farklı olaylara girdik bu videoda ya. Çok farklı. Ya, niye olmasın abi, bir iz bırakmak güzel bir şey bence yani. Ben böyle şeyler düşünürüm arada sırada yani. Niye olmasın ki? Yani bana normal geliyor. Şurası çok iyi ya. Burada bence şeyi bitirebiliriz yani. Olabilir. Videoyu yani sohbeti çünkü biz herhalde sabaha kadar konuşuruz. Herhalde Allah'tan yayın değil yani. Şimdi izliyorlar da canlı yayında herhalde tam sürümden sonra ya da tam sürümden doğru aşağı ortaya çıkınca yapabiliriz belki. Belki Yalçın Şentürk de katılır. İsmail de katılır belki. Yani bir imkan olursa. Bir şeyler ayarlayabiliriz inşallah. O gün bir gelsin de önce bir oyunu çıkartmamız lazım. Evet evet. Yani şimdi böyle yanlış anlamasın insan yine yani çok şey anlattı, çok şey bahsetti ve hani ortada böyle bir oyun olmasa belki hani ben bile inanamam ama hani bildiğim için, tanıdığım için ve işte yapılan şeyleri gördüğüm için gerçekten şey ilk gördüğüm görüntülerde o modelde atıyordun ya ya da işte ışığın falan. Bir şaşırıyorduk. Yani ya tamam da yani biraz şeye anlam veremedim yani nasıl müsaade ediyorlar evet, şey bu kadar zaman niye bu kadar evet, detay var? Buna nasıl optimize edecekler mesela? Ama hepsini tek tek açıkladı. Daha bir sürü konu var tabii çözülecek. Kolay değil tekrar söyleyeyim. Aynen öyle. Yani başka bir şey var mı? Yani son olarak söylemek istediğin. Çok şey söyledik ya. O kadar çok şey anlattın ki. Yani şu an herhalde bile çıldırıyordur şu an. Sokakta çıkacaklar. Ya şimdi bir de şey oldu. Hani 3 senenin bir ikincisi vardı. Evet. Onu aslında döktük burada. Ben döktüm en azından. Bayağıdır böyle sesli konuşmuyorduk ondan. Yazılı olarak bir yere kadar tabii. Hani parkta falan evet, anlatıyorsun bir şeyler ama. Evet. Ya bir şeyler yazıp çiziyoruz ama anlatmak çok daha başka. Hani bizim az evvel de dediğim gibi bir amacımız vardı. Bir hedefimiz var halen. O hedeflere, o amaçlara ulaşmak istiyoruz. Güzel bir şey çıksın istiyoruz. Oyuncular tarafından oynansın. Sıkılmasın kimse. Hı hı. Ve o hissiyat olsun istiyoruz. Bunu sağlayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tekrar ediyorum, bırakmayacağız. Evet. Sonuna kadar devam edeceğiz. Bakalım, göreceğiz inşallah. Ben de merak ediyorum 1.0 sürümü nasıl olacak? 1.0 sürümü sonraki güncellemeler yani çok şey var yani ben de baktığımda şimdi diğer oyunlarda yaptığımız şeyleri burada yapabilmemiz yani karşılığını şey alır mı yani topluluk? Biz oynadığımız oyunda memnun olur muyuz? İşte topluluk o haberlerde mesela memnun kalır mı? Çünkü altında şeyi istemiyorum. Ağlaşsınlar, bir şey olsun böyle sürekli bir şeyden dert yansınlar yıllardır aynı şeyden dert yanıyor çünkü bazı oyunlarda insanlar yani bu yani mobil çapta yine şey gibi oldu ya böyle şimdi bu olay hani ne geliyor millet biraz şey olmuş olabilir ne geliyor ya şu an yani devasa bir PC oyunu mu geliyor ya da işte acayip bir oyun hayır ama hani ufak bir şey bile olsa şey bir düzgün bir şey var burada ya tek söyleyebileceğim düzgün bir emek harcanan bir kaliteli oyun var
Yani Ya az evvel de ikimizden dedim de ya. olunca doğal olarak bir ilgi göstermemiz normal yani. Ya optimizasyonu iyi tuttuğunuz sürece görüntüyü istediğiniz gibi kasabilirsiniz yani. Hani özellikleri istediğiniz gibi kasabilirsiniz. Sorun yok. Evet. Optimizasyonu gerçekten iyi tutmak lazım. Atıyorum şuradaki ağaçlardan bir tanesini tutup 50 bin poligon yaparsanız geçti gitti yani. 50 bin poligonla oyun yapan insanlar var yani. Ya 50 bin Ayıp poligonda günahtır geliştirme. Bak yani. senin şu an şey bu tasarımdaki şey bir şeyle mantıklı yerleşmesi olayı var ya. Bu harita modlarını da hani dile getiriyoruz işte. Mesela Terexan yapılıyor şu an ETS için. Ya da bir sürü farklı haritalar Evet. yapılıyor. Ya bir asetin bir şeyin doğru yerleştirmesi, mantıklı yerleştirmesi tabii ki zaman istiyor. Onu da söyleyeyim. Bu arada hani harita yapanları Evet. bildiğin için hani bir hafta Evet. sadece tek bir alanla uğraşmaları tabii İşleri zor. İşleri zor. işinden vakit ayırması gerekiyor. Yine kısıtlı zamanda yapıyor ama hani bir de bunu şeyde parayla satan oyunlarda bir şey, yanlış şeyler görünce Evet. sürekli ısrarla gelişmeyen şeyler görünce kötü oluyor. Sonuçta yine yani buradayız yani. Şu an ben gönlümden memnunum Aynen yani öyle. bu noktadan. Seslerden, silecekler, aracın duruşundan yani bir şey var içinde aracın. O etkiliyor hani boş değil araba. Boş gitmiyor lastiğinden jantına Vallahi. kadar o vidalana kadar Ne düzgün mutlu bize bir abi araç yani. var abi yani. Diyor, her defasında giriyorum işte bakıyorum bir şey var, çeken bir şey var insanları. Bunun PC oyunu ben düşünemiyorum şu an şimdi şey olarak söyleyeyim. Yani bunun yani diyelim ki bu oyun PC'ye yapıldı ve kimse bilmiyordu ve ortaya çıktı bir anda. Onu yorumda yazabilirler belki ne olacağını, neler olabileceğini düşünebilirler, yazabilirler. Evet. Aslında şey hani şu an gördüğünüz görüntünün PC versiyonu ben şimdiden söyleyebilirim mesela. Atıyorum şu görüntüye bakıyoruz. PC versiyonunda çok daha abartılı poligonlarla göreceğiz. Çok daha işte detaylı kaplamalarla göreceğiz. Çok daha işte nasıl söyleyeyim partiküllerle göreceğiz. Partikül efektler göreceğiz mesela. Daha farklı yansımalar göreceğiz. Real time işte bütün her şey gerçek zamanlı render edilecek gibi gibi. PBR olacak mesela. Yani o Ama tarz şeyler olur. Bunun bir ötesi zaten o. Grafik geliştirmeleri, görüntü, renklerde değişiklik olur. ya bu grafikle artık hani şeyi bazı yönden dolayı kandırma olayını millet gördüğü için bıktık ya ondan. Yani artık gerçekten bıktık yani onda. Yani o yüzden işte şey grafik de artık etkilemiyor insanları. Yani isterse oradaki gerçekten 2D olsun ya da bir şey olsun böyle hani çok 3D olmasa çok detaylı olmasa ama sürdüğümüz araç bir dikkat ettiğimiz araç işte bir şeyi böyle hani devrilmesinden korkmamız lazım. Yolda kalmamız lazım. Bir ekonomi sisteminde mesela ona da çalışmamız gerekiyor. Mesela bir sürü şey yap belki planlıyorsunuzdur. Ondan böyle anlamlı olması işte hani bir dert yani bir tam işte yarım saat oynuyorsun ya, işten bir vakit ayırıyorsun işte bir saat oynuyorsun 2 saat oynuyorsun. Mesela özellikle mobilde çok farklı bir kitle var yani o biraz biliyorum ama PC'ye göre biraz da yabancı geliyor. Çünkü mobil oyunu gördüklerinde böyle telefonun dolayı çıldıran bir sürü insan var ve çok daha hızlı bir şekilde etkileşim alabiliyorsun videoda ya da işte paylaşımlarda gönderen. Çünkü herkes ulaşabiliyor ve herkes oynayabiliyor ve bedava diğer işte reklamla falan saymıyorum. Hani bunun çok şeyi var. Bu biraz daha iyi değil mi işte? Yani geliştirici için. Kazanç bakımından başka konularda mesela çok faydası var size. Mazeret Evet. kalmıyor ya orada. Şimdi sen de söyleyince bunları hani mazeret kalmıyor bazı noktalarda. Sonuçta topluluk hak ettiğini gerçekten bir şey varsa da ortada veriyor, destekliyor artık. Böyle bir şey yok hani desteklemiyorlar bizi işte oyun satmıyor. Abi sen oyunda doğru bir şey altyapı koymazsan birkaç ayını ayırıp olmaz ki zaten. Yani yine şeye geldik, aynı konuya geldik ama böyle bir durum var. Ya öyle yani dediğin gibi sabaha kadar konuşsak da Bitmez hep yani. dönüp dolaşıp aynı şeye geleceğiz yani. Neyse o zaman burada bitirelim videoyu. Yani geldiği için tekrar çok teşekkürler. Çok faydalı bir video oldu yani. İnsanlar artık izlediğinde artık yani yorumlarını merakla bekliyorum. Artık tam sürümde ve şeyde oradaki yayınlarda olursa ve zaten işte videolarda bol bol yine senin verdiğin bilgiler aktarırız. Paylaştığın şeyleri aktarırız. Öyle öyle devam eder. Hani umarım ben daha çok oyunda böyle bu olayları yapabilirim. Yani biz çünkü çekerken de mutlu olalım ve montajı yaparken de sevinçle yapalım. Çünkü bazı oyunları artık oynuyorsun, montajı yapıyorsun ve keyif vermiyor. Artık kaçayım diyorsun hemen orada başka bir şey gireyim oynayayım. O his beni biraz şey bitirdi. O yüzden bazı şeylerde böyle çok insan bir şey yapmak istemiyor. Çünkü ne yapabilirsin? Yeni bir şey anlatmak lazım ya işte fiziğin. Fizikte bir şey olsun artık gerçekten bağım biraz daha fazla olsun. Bunlardan sonra şeye geldik ya böyle mobil oyunu konuşuyoruz şu an. Ona ben çok şeyim şu an yani bir sinirliyim diğer oyunlardan dolayı. Abi yani mobil oyunu şu an bu kadar çok konuştuk ki ve o kadar çok şey Evet. yapılmış ki PC'de bunları konuşamayıp direkt böyle es geçip işte ya yarım kalması, eksik kalması o işte zaten derdimiz yani. O yüzden umarız artık bazıları da başka oyunlar düzelir. İşte bu oyun daha iyi bir noktaya gelir. Başka oyunlar çıkar alternatif olarak başka şeyde geçen. Belki çok işe örnek olacak. Belki cesaret verir. Belki Vanda'da İnşallah. çalışmak isteyebilir adam. Bilemezsin. Model yapmak ister. Evet. Ya Programlama şey, yapmak ister. rakip de olsun isteriz ya, niye olmasın? Ya Yerli yabancı fark etmez, rakip olsun. Var şu an birkaç tane. evet var Ama yani. rakipler de artsın, biz de farklı yapımlar görelim ama ben de başkalarının oyununu Ya ben oynayayım bu biraz. oyunu başka Durum yerler, artık. belli şeyler olduğu için oynayayım. Diğerini de başka şeyler olduğu için oynayayım yani bir tadını alalım Evet. iki tarafta. Zaten topluluk dediğim gibi verecek yani parayla da verecek. İsterse bu parayla çıksın oyun gene ilgi görecek ve takdir edilecek.
Ama öteki türlü oldu mu aynı şeyi konuşuyoruz ya her videoda işte bu belli oyunların videolarında. Artık insan ondan öyle bir bakıyor ki ya diyorsun ki artık yani hani şeyden de bakıyorsun, oyundan da bakıyorsun ve oyun yayıncılığı ya da başka şeyden yapmaktan da bakıyorsun, yazmak da istemiyorsun artık o şeyleri. Ben de biraz böyle içimi döktüm gibi oldu ama. Ya senin de mesela derdin başka işte. Yani, herkesin kendine göre bir derdi var ama bizim dertlerimiz biraz ortak ya. Yani öyle. Yani ikimizin yakındığı çoğu şey ortak ama sen daha çok içindesin. Senin sıkıntıların biraz daha fazla oluyordur eminim yani. Tekrar teşekkürler geldiğin için. Öyle. Diğer ben de çok teşekkür ederim. İnsana selam söyleyeyim burada. Onlara da eline sağlık. Harika bir şey var burada. Umarım hani teşekkür istediğiniz ediyorum. Gibi olur ya her şey. Yani İnşallah. İstiyoruz bakalım. Öyle olmasa da. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video açıklaması zaten her şey vardır. Yani linkleri falan işte Beta'nın ya da Wanda'nın Discord'u var. Sonra web sitesi var. Facebook sayfası falan var. Orada zaten ulaşabilirsiniz gelişmeleri falan. Zaten takip ediyorsunuzdur da. Yani yeni olanlar olabilir şimdi. İzleyenler olabilir. Belki şaşıranlar olabilir bu şeyle nasıl olabildiğine. Zaten videoda hepsini Bertan anlattı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.